bir yorum yapmış Ayla Hanım. Kızımın alerjik astımı vardı. Sizin o Afrika sarısı setini kullandı. Çok şükür bir şey kalmadı. Video atmış. Video göndermiş. İsteyen bakabilir. Çok detaylı bilgi, uzun bir video. Afrika sardunyası Pelargonium zygoides, Pelargonium reniforme. Latincesi. 1050 çeşit sardunya türünden sadece ikisi tıbbi maksatta kullanılır. İngiliz asıllı John, işte bundan 200 yıl önce oraya altın madenleri, elmas madenleri için gidip orada kazıp da çalışıp da altın elmas bulup zengin olmak isteyenler oraya gidiyorlar. Otel motel yok, yan yana üst üste sırt sırta çadırlarda yatıyorlar. Birisi zatürre, verem, vebaya yakalandı mı bulaşmasın diye adamı ne yapıyorlar? Karga tulumba atıyorlar dışarı bir yere götürüyorlar, aman bize bulaşmasın hastalık diye. Bu John da yakalanmış. Zatürre'ye ölecek bu diye almışlar götürmüşler bir yere koymuşlar. Afrika'nın yerli kabilesi Zulu kabilesi almış bunu. Tedavi etmiş. Adam kendine gelince demiş ki ya ben ölecektim. Beni atmışlardı çadırdan dışarı. Ne oldu bana? Demişler ki biz seni şu bitkiyle iyileştirdik. O tamam. Ben altın aramama gerek yok. Elmas aramama gerek yok. Bu benim için altından elmastan daha değerli. Toplayın bakayım bana bundan şu kadar. Toplattırıyor, kuruturuyor, paket yapıyor. İngiltere'ye götürüyor. İngiltere'de verem, bronşit, KOAH, astım, öksürük, balgam, tıksırık her türlü hastalığı tedavi ediyor. O herkes buna geliyor. Akın 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 akın. Binlerce hastayı tedavi ediyor. Sağlık Bakanlığı diyor ki şikayet ediyor. Diyor ki böyle ucuz bir şeyle bu insanları tedavi edemezsin. O zaman ilaç sanayi ne olacak? Hemen diyorlar ki sen bir şarlatansın. Adama yazıyorlar cezayı ve iptal ediyorlar. Adam yaptığı zahmet yanına kâr kalıyor. Neyse İsviçreli Doktor Allen hemen orada yasaklanınca İngiltere'de bu iş hemen gidiyor patentini alıyor üretime başlıyor. Uyanıkmış adam. 1937 yılında penisilin üretilene kadar Avrupa'da Afrika sardunyası antibiyotik olarak kullanılıyordu her türlü hastalıkta. Penisilin ortaya çıkınca tukaka oldu. Ama penisilinin yan etkileri ortaya çıkınca, alerjik hastalık, cilt hastalıkları, panik atak, depresyon, ölüm korkusunu tetiklediği ortaya çıkınca Avrupa'ya geri döndü. O Afrika sanıyorsa daha iyiymiş, yan etkisi de yokmuş, yan faydaları var. Yan faydası var, yan etkisi yok. Kimyasal ilaç gibi değil. Avrupa'da kolay kolay doktorlar antibiyotik yazmıyor ama Türkiye'de maşallah 1000 miligram yazıyor, 2000 miligram bile yazanlar var. Neyse.